Dolayısıyla ben sizi götüreyim nereye? Rusya'ya, St. Petersburg'a. Böyle Avrupa sınırında en kuzeylerde, Rusya çok büyük biliyorsunuz, Moskova başşehir, St. Petersburg burası. Finlandiya'ya çok yakın, Estonya, Finlandiya arasında çok güzel bir körfezin içinde Avrupa'yı bir şehir. Biz geçen Eylül başında gittik. Güzel bir mevsimdi ama şansımıza maalesef biraz soğuktu. Böyle rahat rahat sokaklarla dolaşamadık. Yağışlıydı da. Bir Avrupa Estetik Kongresi için, diş hekimliği ile ilgili Avrupa Estetik Kongresi için gitmiştim. Ülkemi de orada temsil etmeye çalıştık arkadaşlarımla. Gitmişken de eşimi de aldım, dedim çoktandır gitmek istiyorduk, uzun zamandır. Fırsat bu fırsat, hadi gidelim. Aslında direkt uçuş var. Havaalanı hemen bizim burası gibi böyle 40-45 dakika yakın bir havaalanı. Gayet rahatça gidiliyor. Şöyle biraz yakından görelim. Böyle güzel bir körfezin içinde kurulmuş bir şehir. Daha da bir yakına gidersem böyle içinde kanallar olan işte nehiri, her şeyiyle çok hoş bir şehir. Çok tabii tarihi bir hikaye. Petro, biz Deli Petro diyebilirdik ama onu bir tek biz öyle bilirmişiz. Aslında Büyük Petro olarak dünyada tanınırmış. Zamanının çarı, çok küçük yaşta tahta geçmiş. Çocuk yaşta çok iyi eğitim görmüş, Avrupa'ya yollanmış. Efendim Parislerde işte Venedik'i görmüş. Hatta o sıralarda o eğitimleri alırken demiş ki ben de böyle bir şehir ya kuracağım deyip burayı geliştirmeye başlamış. Orada gördüğü o tarihi yapılar, o mimariler, onların hepsini kopyalayıp bu tarafa taşımamış ama yaptırmış onları diyeyim. Büyük Petro demelerinin sebebi de 2 metrenin üstünde boyu varmış ve gayet de ileri görüşlü bir adammış. Petrograd denmiş o zaman. Sonra yönetim değiştikçe, devir değiştikçe işte Stalingrad, Leningrad bu şekilde gitmiş ama sonradan tekrar ilk sahibinin adına St. Petersburg, St. Petersburg diye anılmaya başlanmış. Çok hoş bir yer, acayip tabii bir süs, bir mimari. Böyle işte nehirler, bu bölgenin Venedik olsun demişler zamanında. Ona göre dizayn etmeye çalışmışlar. Benziyor da benzemiyor da değil. Bir böyle bir Rusya'yı çok bilmiyorum. Moskova'yı bile görmedim aslında ama Avrupa'daymışsınız gibi hissediyorsunuz. Tamam, bazı yerleri biraz soğuk, biraz karanlık falan gibi ama genel olarak çok 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 güzel bir şehir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara direnmiş. Yani 3 yıl falan sürmüş o kuşatma. Direnmiş ve teslim olmamış. Hatta şuralarda gördüğünüz ki birazdan da göreceksiniz şu kubbeler, bunların hepsi altın kaplama. Birçok yerde de bu var, bu süs. Bunları Almanlardan saklamak için böyle gri boyalarla boyamışlar zamanında. Ve saklayabilmişler. Böyle enteresan değişik binalar var. Bu çok özel bir bina. Bunu sonra tekrar bahsedeceğim. Bu da çok güzel bir bina. Bu binaya girebildik. Buna gidemedik. Yani içine giremedik. Bu binaya girdik. Bu binanın alt katı müthiş bir kafe. Şimdi isimlerini not etmek lazım tabii bunları. Böyle kolay olmuyor. O sıra bir havada hafif bir açıklık var, biraz gezebilmiştik.
Oraya girdik. Onun içini de göstereyim size. Bu kafenin içi. Şurada da bir orkestra var. Bakın şurada canlı müzik çalınıyor. Yer bulamadık. Alt katta bir bölüm vardı. Biraz sesini de açayım. Alt katta bir bölüm vardı. Orada bir şeyler içtik. Çok hoş. Çeşitli kendi yaptıkları şeyleri de satıyorlar. Antika o şeyler, işte dolaplar, cam mekanlar. Çok keyifli yerler. Efendim bu Isaac şeyi kilisesi kanlı yok hayır Isaac kilisesi değil. Bunun bir adı var böyle Katerina bilmem bir şey. Bu bir kilise kanlı kilise deniyor. Burada birçok cinayetler işlenmiş fakat müthiş süslü bir kilise. Onun içinden bir takım görüntüler size göstereceğim. Bunlar çeşitli enteresan yapılar. Bu işte demin göstermeye çalıştığım Singer binası. Bunun Amerika'da imiş esas yeri ona benzer bir şekilde yapılmış. Çok değişik bir mimari. Fakat o dönemde bu Ermitaj Müzesi'nin boyundan daha yüksek bina yapılması yasak olduğu için bu şekilde yapılıp şuraya sadece bir böyle özel kubbe konulmuş. Bu Rusya'nın ve dünyanın aşağı yukarı en büyük kitap mağazasıymış. Maalesef içine giremedik. En üstte de şurada çok güzel bir kafe varmış, manzaralı. Bir daha gidebilirse oraya da o zaman gitmek için bir sebep olur. Evet, bu o kanlı kilise dedikleri nehrin hemen üstünde bir acayip yapılı bir kilise. İçine sizi götüreyim. Bu çok meşhur. İçindeki bir kapı. Müthiş üstü bütün mücevherlerle süslü böyle acayip bir kapı. Büyük bu bayağı büyük bir kapı. Tabii çok güzel avizeler var. Bu avizeleri, bu tip şeyleri biraz özel çekmeye çalışıyorum. Böyle tam altına, tam merkezine altına gelmeye çalışıyorum. Tabii orada birileri oluyor, onları bekliyorum. Onlar gitsin de ben çekeyim diye fotoğrafı. Bazen böyle yere yaptığım falan oluyor. Böyle simetrik, hoş kareler çıkabiliyor. Evet, bu da işte sen Isaac Katedrali, bu çok büyük bir katedral. İşte bu kubbede altından bu boyanmış griye ki bunları işte işgalciler talan etmesin diye saklamışlar ve başarılı da olmuşlar. Şimdi oraya girelim. Çok yüksek tavanlı bu barok bir yapı. Her yer öyle zaten. Her yer altın barak kaplı. Çok güzel bir kubbesi var. Bu kubbenin altına da girmeye çalıştım. Bakın şimdi o kubbe geliyor. Onunla beraber o fotoğrafı çekiyorum. Şöyle. Çok hoş bir kubbe. O uzaktan gördüğünüz altın kaplı kubbe işte tam da orası. Selam tekrar şansımıza hava dün çok soğuktu bugün biraz daha güzel güneşli gene soğuk 8-9 derece gibi. Burası da Isaac Katedrali'nin en üstü. Buradan size St. Petersburg'u biraz daha yakından gösterebileceğim. İstersen alayım. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Hep bir seçmeyeceğim ama. Bakın şurası Ermitaj Müzesi. Biraz önce oralardaydık. Oradan çektim. Burası St. Umarım ses geliyordur. Ermitaj Müzesi'ni gösterdim biraz önce. Oraya şimdi sizi götüreceğim. Pardon. Bu da yukarıdan
çekim etraftaki o binalar, parklar. Ondan sonra yavaş yavaş, tabii matruşkasız bir seyahat olmaz. Matruşka anneden gelirmiş, Japonca bir kelime kökeni anne demek gibi. Evet. Yavaş yavaş Ermitaj Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Böyle bir binanın kemerin içinden geçiliyor. O önünde çok büyük bir meydan var. Bu Kışlık Saray adı altında yapılmış. Ve Çariçe o zaman yavaş yavaş burayı bir müze haline, Katerina değil mi? Müze haline getirmeye çalışmış. Avrupa'daki bütün koleksiyonları satın almaya başlamış. Buranın yaklaşık 1000 odası, öyle 2000 penceresi, efendim dünyanın en büyük müzelerinden biri, hatta belki Rusya'nın biri de, dünyanın da belki ya biri ya ikisi, ikincisi diyeyim. Ama resim koleksiyonu açısından bir numara. En fazla sayıda resim buradaymış. Şöyle bir fotoğrafım daha var. Şu rehberimiz, bunun hakkında sizde bahsedeyim. Çok önemli bir şahsiyet. Rehbersiz olabilecek gibi değil bu iş. Çünkü tabii şu sıralarda ne yapıyorlar, nasıl bu işler olacak? Kapılarında kuyruk 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 iken yaklaşık işte 5 milyonluk bir nüfus. Bunda panoramik bir çekim yapmaya çalışmıştım. 5 milyonda nüfus kadar da turist var bu şehirde, vardı. Şimdi ne oldu, bu işler nasıl olacak hiç bilemiyorum. Tabii ki gidilebiliyorsa tam zamanı işte oraya gitmenin ve gezmenin. Keşke kimseler yokken. Bu meydan işte o meydan. Bu da bir yekpare taş sütun. Dünyanın en büyük yekpare taşı. Bu kendi ağırlığıyla burada duruyor. Sadece üstünde bir heykel var. Böyle bilmem kaç bin ton falan öyle bir granit parça. O rehberle işte onun önünde buluştuk. Daha önceden biz bunu ayarlamıştık ki tavsiye ederim, günün birinde giderseniz önceden muhakkak bir rehber şey yapmak lazım. Bunu gezmek mümkün değil. Aslında tamamını şöyle ki, gerçi bu rakamlar hep böyle havada uçuşuyor ama yaklaşık 3 milyon eser varmış. Hepsini tabii sergileyemiyorlar, tamamı. Hani hepsi sergilenmiş olsa ve siz bunları tamamı gün içinde, yani mesai saatlerinde içinde gezmeye kalksanız ve her birinin önünde bir dakika dursanız, yaklaşık 20 yıla yakın bir sürede ancak bitirebiliyorsunuz. Yani böyle bir şey, öyle düşünün. Öyle bir günde ben size 15 dakikada falan bunu anlatmam imkan yok. Zaten biz çok küçük bir bölümüne girdik. 1-2 saat gezebildik. Onun için tabii ki görmek lazım. Selamlar. St. Petersburg nihayet. Çok istiyordum gelmek. Özellikle Ermitaj Müzesi, St. Petersburg, Rusya'da biliyorsunuz 5 milyon kişi yaşıyor. 1-5 milyon da turist var. Fakat buraya gelirseniz muhakkak bir rehber alın. Bu kuyruklara girmezsiniz. İçerisi müthiş, müthiş. Hikayelerde şeyler çektim. Videolar oraya koyarım. Bunları anlattım tekrar. Şimdi tabii bekliyorum ben bu çekimleri yapabilmek için. Hiç olmazsa insanlar biraz geçsin etsin diye. Onun için çok fazla da fotoğrafta bir çekemiyorsunuz. Bazı yerlerde de yasak gibi, böyle biraz kötü bakıyorlar filan. Rehber o kadar önemli ki, o diyor ki mesela, fotoğraf çekmek isteyen benle gelsin. Şuradan şurası en iyi açı budur diyor. Yani biliyor tabii neyin ne olduğunu. Dolayısıyla bu giriş gene o barok stil, merdivenler, sütunlar, granit siyah sütunlar, işte altın varak tavanlar, kaplamalar. Burada tabii bayağı bir bekliyorum, hani kimse olmasın da öyle düzgün gösteri çekebileyim diye.
Onun için mesela bu açı iyidir diyor. Tam oraya gidiyorsunuz. Bütün o kuyrukları geçiyorsunuz. Bu salonda pek bir şey yok. Oraya bakmaya gerek yok. Vakit kaybetmeye gerek yok. Burası enteresan deyip biraz vakitten de kazanılıyor. Zaten saatlerce yürümek, odadan odaya geçmek falan öyle kolay iş değil. Onun için tavsiye ederim. Muhakkak iyi, profesyonel biriyle gezmekte fayda var. Evet, bu da gene bir detay. Bunu duyuruda paylaşmıştım. Bunun yanında da gene bir avize, tabii o zaman bunlar mumluymuş, sonradan elektrik haline gelmiş. Tam altında durarak onun size perspektifini göstermeye çalışıyorum. Bu da sarayın zemin ve tavan süslemeleri. Çok enteresan. Zemin süslemeleriyle tavan süslemeleri desenler birebir aynı. Tavanda kabartma, altın varak kabartma, yerde de çeşitli ahşaplarla, renklerle yapılmış süslemeler. Nasıl böyle bunların üstüne bastırıyorlar onu da tam bilmiyorum ama gayet rahat herkes böyle gezebiliyor. Sonuçta zamanla aşınabilecek şeyler bayağı bir, benim çok hoşuma gitti. Evet, yani müzenin çeşitli odalarından manzaralar, ara bahçeler var, böyle avlular var. Bir tane şimdi, evet, bu çok enteresan. Bu bir aynadan yansıma, bu bir tavus kuşu ve yavruları altından tamamen ve mekanik bir saat aslında. Çeşitli zamanlarda hareket ediyor. Ve önü anormal kalabalık, kendisini görmeniz mümkün değil. Sadece aynadan yansımasını ben çekebildim. Önü çünkü anormal kalabalık. Bunlar tek tek parça altın plakalarla birbirine tutturulmuş. İçinde bir mekanik, isterseniz bir kere daha onu göstereyim. Böyle bakın, boynu başı kulak kuyrukları her yer oynuyor. Enteresan tabii yani. Evet, bu da Hermitage'ın içindeki salonlar, işte katlar, merdivenlerin işte ferforjeleri, merdivenler, kırmızı halılar, kaplı. Bakın, insan seli aslında. Ben fena yerlerini yakalamaya çalıştım ama çok kalabalık, çok yoğun. Yine rehber belli köşeleri biliyor, nereden nasıl neler gözükür. Bazı enteresan şeyleri anlatıyor. Şurada ben bir kısa bir video çektim, biraz da böyle hafif gizli kapaklı diyeyim. Çok enteresan bir tablo var burada, bir İtalyan ressamı olsa gerek. Bu Venedik gezisine götürmüştüm, sizi hatırlarsanız. Dükler Sarayı vardı Venedik'te. Onu yapmış. Çok özel bir perspektif bu. Buradaki sarayın, tablonun içindeki durduğu yere bakın. Sağ tarafta öyle üçte birini kaplıyor o bölge buradan baktığınızda. Ama şimdi gelin bakın öbür taraftan bir bakalım nasıl oluyor. Önce bir heykel hakkında bize bir bilgiler veriyor. Sonra o tabloya gideceğiz. Çok dikkat edin. Bakın perspektif nasıl değişiyor. Amarietto diyor galiba, tam anlayamadım ama bakın buradan. Bu taraftan bakıldığında saray sağ tarafta küçük bir bölümü kaplıyor resmi. Şimdi bakın öbür tarafa.
neredeyse resmin yarısından fazlasında nasıl oluyorsa yani o kadar yıldır resimle uğraşmama rağmen böyle bir şey, böyle bir efekt nasıl olabiliyor, nasıl bir perspektiftir? Yani öbür taraftan bakıldığında aşağı yukarı şu hizadayken şimdi bu ortasını da geçmiş durumda gözüküyor böyle. Cidden böyle acayip acayip şeyler var tabii ki. Evet, bu da bizim şeyin son gece akşamı, gala gecesi, kongrenin, aynı zamanda kongreydi tabii ki. Eşim daha çok dolaşabildi, ben o kadar çok dolaşamadım. Kongrede de işte böyle şık, çok güzel bir, gene böyle acayip bir tavan süslemeleri olan bir mekanda bizi ağırladılar. Güzel bir akşam yemeği yendi. Biz de işte ülkemizi bu şekilde temsil etmiş olduk. Efendim, bu akşamlık da bu kadar.